İzleyenlere ve daha sonra izleyecek olanlara herkes hoş geldi. Bugün Salı ve Fevkalade Sohbetlerle yani Canberk Koç'la yayınımıza hoş geldiniz. Birazdan Canberk de bize katılır, hatta katıldı bile. Hemen al. Bugün konuşamadım. Bugün Gauguin konuşacağız. Gauguin'le ilgili bir film üzerinden konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba sevgili dünya vatandaşları, merhaba Yıldız Sanat'ta, nasılsınız? İyi, sağ ol. Sen Hoş nasılsın? bulduk. No, ben de iyiyim, ne olsun. İşte yayın öncesi hazırlıklar ve Gauguin'i konuşacağız. Aynen. Güzel bir film ve önemli bir Hı. ressam. Artık nereden başlamamız gerektiğini bilmiyorum ama önce İstanbul Sözleşmesi yaşatır demek istiyorum. Okumayanları, hala okumayanları okumaya davet ediyorum. Senden önce ben söylemiş olayım bu sefer. Evet, bu sefer de sen söyle, daha iyi oldu hatta. Bence de hatta sanırım güzel gelişmeler de olacak gibi. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik bir topluluk var. O topluluk Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na bir önerge sunmuştu. Sanırım onu çekmiş. Böyle bir haber okudum. Ama tabii bakalım sonuç ne olacak? Göreceğiz hep beraber. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Okuyalım, okutalım, anlayalım. Evet, şimdi Gauguin'i Aynen. konuşacağız. Güzel bir film bir kere, yani değil mi? Ben çok beğendim. Film güzel. İşin gerçek sanatçıyla olan kısmını ayrıca konuşuruz. Yani orada çok romantize edilen taraflar var şüphesiz. Ki beklenmedik değil. Çünkü Avrupalılar bu Amerika kıtasındaki yerlilerle olan ilişkilerini biraz fazla romantize ediyorlar. Aynen. Burayla ilgili hiçbir zaman dürüst bir film yaptıklarına ya da dürüst bir şey yaptıklarına şahit olmadım. Burada da şahit olmadım. Bunu belirtmek istiyorum. Ama iyi oyunculuk Hı, kesinlikle. var. Filmin IMDb notu 5,9 bence biraz haksızlık. Daha yukarıda olabilir. Onu Aynen. söyleyeyim. Tabii bir Fransız filmi olmasının getirdiği böyle bir yavaşlık var. Hani onu söylemek lazım ama bu beni hiç sıkmadı bu sefer. Onu da belirtmek istiyorum. Nasıl yapalım? Seninle mi başlayalım? Ben Gauguin'den mi bahsedeyim? Nasıl ilerleyelim? Gözde ne Hiç düşünüyorsun? fark etmez. Ben hani film hakkında küçük bir iki bir şey söyleyebilirim öncesinde İyi olur. istersen. Filmimizin yönetmenin aslında böyle çok büyük bir filmografisi yok. Üç tane filmi var. Bir tanesi zaten TV şeyi filmi. Diğer ikisi uzun metrajlı film, sinema filmi. Bir tanesi zaten bu film. Böyle hani yönetmen hakkında konuşabileceğimiz çok böyle büyük bir ağırlık, bir alt metin yok açıkçası. Ama ben filmi beğendim. Yani hatta dediğin gibi yani IMDb puanlarına bakmıştım. Ay kötü bir film izleyeceğiz herhalde falan dedim ki IMDb puanları benim çok böyle baktığım şey de değil. Hani kıstas da değil. Genelde böyle çok yanıltıcı oluyor. Ama ona rağmen neden bu kadar kötü verildiğini de anlamış değilim. Ben beğendim filmi. Belki hani senin demin dediğin belirli noktalar yüzünden, belki sanatçıyı anlatım şekli yüzünden, belki sanatçıyı daha derinlemesine anlatmadığı için vesaire Evet. olabilir. Eleştirileri çok okumadım açıkçası. Yabancı basın eleştirilerini vesaire. Ama filmi beğendim. Vincent Cassel'i zaten çok sevdiğim bir oyuncu ama burada da çok çok iyi oynamış. Yani adamın Evet. mimiklerinin ne kadar çok çok güzel oynamış. Çok yani tebrik etmek gerekiyor. Ve Gauguin'in de belli bir hayatının belli bir bölümünü izledik aslında. Hani tamamen Evet. resme nasıl başladığını vesaire bu konu hakkında film çok ayrıntılı bir şey vermiyor. Belki filmden önce bir şeyler okumak daha mantıklı olabilir. Yani Gauguin kimdi, neden Tahiti'ye gittiğini de çok iyi vermediğini düşünüyorum ben başta böyle biraz. Ama bence devrimci bir adam ve hani Tahiti'ye gitmesi vesaire gerçekten benim çok hoşuma giden tarafı. Ama tabii sen daha ayrıntılı anlatacaksın Gauguin'i. Film hakkında ama ara ara konuşalım yani hani şey Tamam. yap. Bence de konuşalım. Ya ben de kesinlikle Vincent Cassel'in oyunculuğunu çok başarılı buluyorum. Bir tabii yönetmen tercihi var. Yani senin de dediğin gibi hani Gauguin kim? Neden ressam ve neden Tahiti'ye gidiyor? Buralar boşlukta. Yani bu filmi Aynen. seyredip de ressam Gauguin'i anlayabilmek söz konusu değil. Değil. Gauguin'in Tahiti'de olduğu dönemde yazdığı Noa Noa diye bir kitap var. Biraz onu baz alarak yani sadece Tahiti dönemini anlatan ve Tahiti'yi anlatabilmek için de biraz başlangıçta bir giriş yapan bir tarafı var. Bir kere Gauguin kendi kendine öğrenenlerden ve kendi kendine öğrenip kendi kendine sanatçı olarak gelişen bir kişi. Ve
dönemin önemli sanatçılarından bir şekilde diyalog kurmuş. Alaylı dediğimiz yerleşim. Devrimci kişilik dedin. O büyük anneden geliyor. Böyle küçük bir Wikipedia taraması yapınca görülebilecek bir ailede de böyle bir karmaşa. İşte bir Peru kökeni var, bir İspanyol köken var. Ailede zaten böyle çeşitli bir karmaşa içerisinde. Ve bütün bu şeyler, yani babaanne gazete çıkarmış, ilk Avrupa'daki komünist işte şeyler üzerine, yani daha o tarihlerde çok da komünizm yok, o işin o kısmının nasıl bu kadar patlak verdiği şey, ama yani ciddi bir böyle muhalif tarafları var. Gauguin de zaten böyle bir kimlik. Mesela biz Gauguin'in yazar tarafını bu filmde hiç görmüyoruz. Evet. Gauguin'i yani ciddi yazar tarafı var. Tahiti'de gazete vesaire çıkartıyor ve yerel o ne ada hükümetini eleştiren ciddi yazılar yapıyor vesaire. Ondan sonra da bu şekilde ilerliyor. Şimdi bu taraflarını vermiyor olması neden önemli? Şunun için önemli. Biz teorisyen Gauguin'i önemsiyoruz. Yani Gauguin'in yazıları, duruşu, kendi kendine gelişi ve bu Tahiti'deki yaptıkları, bunlar çok önemli. Çok büyük etkileri oluyor. Picasso'dan birçok sanatçıya kadar. Jüt kullanıyor, yani çuval rezini kullanıyor ki bunu şeyde gösterecek, ne derler, o işte pazar sahnesinde böyle buluyor, deliriyor ya, ho falan. Şimdi resim bilmeyenler, yani bu bezin etkisini bilmeyenler çok anlamayabilirler, ama yani çuval bezine gelmesi zor ve bu boya dokusu ve astarlama ve yani jütün üzerine yapmayı bir anlamda icat edecek demek doğru değil, ama icat etti de diyebiliriz. Yani Gauguin'le özdeş bir şey çünkü jütün üzerine yapıyor olması. Mesela böyle taraflar var, onları hissetmiyoruz. Filmdeki eş ilişkisinde de sıkıntı var. Tahitili genç ilişkisinde. Gerçek yaşamda 14 yaşında gencecik bir çocuk o. Ama tabii evet, filmde öyle yansıtılmıyor ki bu en böyle işte bu Avrupalıların bu güney maceralarını, kıta maceralarını, sömürgeci yaşamlarını fazla idealize edişleri ve bununla yüzleşmedikleriyle ilgili eleştiriyi verdiğim kısımda tam olarak burası. Gauguin zaten kavgacı bir kimlik. Yani öyle, evet, öyle büyük bir sanatçı. Bakın onu söylerim, ama mesela iyi bir boksör ve aynı zamanda iyi bir eskrimci. Bayağı böyle, yani hayatının her yerinde gittiği herkesle kavga eden, sorun çıkartan bir tarafı var. Vincent van Gogh'la bir arkadaşlığı var. Ve orada van Gogh'la Arles'de yaşayacak. İşte hatta Van Gogh ünlü ayçiçekleri resmini Gauguin onun evine geliyor diye onun odasını süslemek için yapacak falan. Gerçek hayatta da Theo van Gogh, yani Vincent'ın abisi Theo van Gogh sayesinde resimlerini de satacak falan, ama Gauguin, hatta Van Gogh'un kulağını kesmesinden bir parça Gauguin'le olan tartışma ve bir hayat kadınıyla olan ilişki meselesi olduğu da söylenir. Tam açık da değil. Ama bu olay olduktan hemen sonra Gauguin Van Gogh Vincent'ı terk ediyor ve aileden uzaklaşıyor. Sonuçta yani Gauguin böyle aman aman müthiş şahane bir insan evladı değil. Filmde de biz bunu görüyoruz. Hani öyle bir tarafını hiçbir zaman ortaya koymuyorlar. Sadece biraz yaş. Evet. Gauguin hayatının sonunda Tahiti'ye gitmiş ve en önemli eserlerde Tahiti döneminde çıkmış, ama filmde şöyle bir şey var. Sanki hiç öncesinde Paris'te resim, yani orada hiç resim yapamıyormuş. Hiç evet, ilerleme aynen. Olmamış da birdenbire Tahiti'de olmuş gibi bir hava var. O doğru değil. Yani bir kere Vincent van Gogh'la karşılaştığı dönemde yani artık yapıyor. Degas ile arkadaş vesaire, tam alaylı yetişmiş, ama yani dönemin sanatçılarıyla beraber sergilere katılıyor vesaire, yani Manet'le de hatta böyle bir diyalog olduğu söyleniyor, hani birkaç yerde evet. Öyle yani bu kadar aslında önemli ressamla da bir ilişkisi var. Evet yani, evet, yani kesinlikle, yani empresyonist ressamlarla beraber giriş yapıyor zaten ve sergilerde yer alıyor. Hiç satamıyor değil. Yani böyle filmde mesela hiç satamıyordu işte. Mesela onu sevmedim. Yani ben de zavallı sevmedim. Sanatçı yani Tahiti'ye nasıl gitti? Finansmanı nasıl buldu yani? Durdukları bulmadı yani. Orada da müthiş bir romantizm var. Onun ben bir şey okudum. Bir açık artırmada eser satıyor. Ben bir şey okudum. Filmden, film izledikten sonra.
bu işim ikinci kesim, bir ilk gittiğini biz zaten izledik. Sonra daha sonra tekrar dönüyor evet. Tahiti'ye. Ve onlar orada mesela diyor ki hani benim okuduğum bilgide aslında onun o resim satıcısı, hani filmde de gördük bir resim satıcısı var. O ona her ay 300 frank göndermeye evet. devam etmiş. Ve aslında o Tahiti için o çok büyük bir para yani. Fakat Vincent Van Gogh diyorum Gauguin bunu harcıyormuş. Ne harcıyormuş? Yerlere içki ısmarlayayım işte şey yani öyle bir sefer. Ne de ölmemiş aslında. Yani öyle bir bilgi de yani var. Yani şey var. Yok bilgiyi ben söyleyeyim. İkinci gidişte aylık 300 frank ve 24 tane resim galiba garanti ve resim başına 200 frank ayrıca ve oradaki malzemeleri. Yani ikinci Tahiti seyahatinde böyle bir finansman var. İşte orada güzel yaşamak için bankadan borç alıyor. Yani finansı hayatı boyunca çözememiş bir kimdi. Zaten ressam olmanın önce bir tüccar dönemi var. 2-3 ayrı şekilde. Onların hepsinde başarısız. Yani parayı elinde tutmayı ve yönetmeyi hiçbir zaman bilememiş biri. Aynen. Hiç para kazanamıyor değil. Az para kazanıyor. Evet. Bugün bildiğimiz anlamda Gauguin ününe yaşarken sahip değil. Yani bütün kaynaklarda öldükten sonra anlaşılanlar grubuna dahil ediliyor. Ama okuyunca da o kadar da yani şimdi Vincent van Gogh yavrum ömrü hayatında bir tane resim satmışken Paul Gauguin'in durumu gayet iyi. Yani bu biraz yani Gauguin kadar resim satıyor olsam mutlu olurum öyle söyleyeyim. Yani, hele korona günlerinde Gauguin kadar resim satmayı nasip etsin bize ne diyeyim. Biraz romantikleşmiş işte yani sanki açlıktan ölüyor sonra da öyle ölmüş sefalet evet. içinde sürünmüş gibi hani evet belki dediğin gibi çok para kazanmıyor ama biraz da kazanmış bir dediğin gibi yani o kadar resim satılsa keşke şimdi de satılsa yani. Yani bu şekilde bir ticarete varım. Gauguin'in bu Tahiti döneminde yaptığı resimler bir anlamda aslında bazı klasik yorum konularının yeniden yorumu gibi onu söylemek lazım. Bu Tahiti'deki karakterleri, bu işte klasik resim kompozisyonundaki, Hristiyan ikonografisindeki resimlerle resmediyor. Film bunu mesela öyle göstermek yerine oradaki işte eşin yerel misyoner ve oradaki kiliseye gidişi gibi şeylerle sembolize ederek anlatmayı seçmiş. Filmin bu taraflarla ilgili sıkıntıları var. Bütün ressam filmlerinde olduğu gibi bazı önemli sahneler işte de işte ünlü bir resmine nasıl ilham olduğu, işte o ilk eşini aldatıyormuş gibi yakaladığı sırada kızın uzanışı falan onlar işte ve orada söylediği aslında bir resminin adı. Hani böyle şeyler var. Ve Gauguin deyince tabii bu arada Vincent van Gogh etkisinden bahsediyor olmamız lazım. Ha, Spirit of Dead Watching yani ölümün ruhu izliyor. Resminde doğu uzandığı sahne. Hani böyle göndermeler var. Artık o kadar olsun. Bence filmi oyuncu götürüyor. Yani bence de. Özünde o var. Tahiti'nin doğası götürüyor. Benim filmde sevdiğim kısımlarsa şu. Yani Gauguin'in hayatı boyunca ve Tahiti'ye gitmesine sebep olan olaylar zincirinde Avrupa resmindeki bir tıkanıklık, resim sanatının özünden kopuş gibi gerçeği aramak gibi temel böyle nedensellikler var. İşte o doğa yolculuklarında ve oradaki yaşam ve insanlarla olan diyalogda tam da bu nedenselliğe şey yapıyor. Tam güzel resim yapamıyorken işte o genç kız geliyor ve ona model oluyor. Yani ressam ve modeli. O dağlara gidiyor ve manzarayı görüyor. İşte alana çıkma, alanda etüt etme. İşte baskıyı yapıyor, şey geliyor. Çalışıyor, mutsuz filmin sonunda ama eşi işte tekrar model olunca özünde tekrar bir mutluluk yaşıyor. Yani bu bir sanatçının ya da bir eser üreticisinin eseri üretirken temel ihtiyaçları neydi sorgulayan ve bunları hatırlatan bir tarafı var ki yönetmen biraz bence bunu istemiş ve bu filmde sürekli işlenen, sürekli karşımıza çıkan asıl tema bu. Yani bir sanatçının sanat üretmesi için nelere ihtiyacı vardır? Hayatın zorlukları başka, çalışma disiplini başka gibi şeyler var. Hani bunları işaret etmeye çalışmış film ama büyük bir çoğunluğu oyuncu tarafından götürülüyor. Bütün mimikler, bütün duruşlar, bütün pozlar. Zaten ortada çok da fazla büyük bir diyalog yok.
Gauguin'in etrafındakiler adı adına. Bir de mesela Fransızcadan izledim ben ama filmde çok fazla Tahiti yani yerel lehçe, yerel dil var. Onlar da çevrilmemiş vaziyette. Dolayısıyla hani bu tip şeyleri izlemekte mesela ikinci dilleri çevrilmesini izlemekte zorlanan dostlar için bir parça sıkıntı Benim var. izlediğim versiyonda bayağı çevrilmişti alt Öyle mi? satırı. Benimkinde değildi. Ben Tahiti dilleri böyle izledim yani onu söyleyeyim. Çevirmiş ama ben böyle bir sıkıntı vardı. Bence yani İngiliz, Fransızcam yok hani sonuçta ama çevirmede sıkıntı vardı. Çünkü hani öyle bir Türkçe çeviri var ki altında böyle çok anlamsız şeye geliyor. Yani öyle dememiştir büyük ihtimalle falan diyorsan İngilizce de olmadığı için. Ama hani Ha. böyle şey Yok hepsini ben çevirmişlerdi. İngilizce altyazıyla seyrettim gözde. Yani Fransızca dinleyip İngilizce altyazı Bu da seyrettim. iyiymiş. Benimki öyleydi. Ben bu tip filmlerde biraz Türkçe altyazıdan uzak duruyorum. Çünkü çevirmenin resmi bilmesi gerekiyor. Ben mesela bu tip çevirilerde senin gibi takıyorum. Yani şimdi, Fransızca olduğu için takmazdım büyük ihtimalle ama yani orada işte görüntüyle altta alakasız bir şey olunca ben filmden kopuveriyorum. O terminoloji öyle değil Ya şeklinde. şey oldu, hani dediğim gibi Fransızca bilmiyorum ama hani davranış şeklinden veya işte duruştan vesaire o sahne yüzünden ya büyük ihtimalle böyle bir şey demiştir. Bu değildir de falan bu oluyor. Tabii onu oluyor dediğin gibi filmden böyle birazcık kopmaya neden oluyor. Ama hani biraz kişi ben İngilizce altyazıyla izlesem hiç aklıma gelmedi. Sonra da şunu söyleyelim. Tabii bu arada Gauguin çok deneysel bir kimlik, seramikler vesaire yapıyor. Bir de filmde bütün bunlar gösteriliyor. Bu işte oymalar yapılıyor ama filmde yani neden bu kadar üzerinde durduklarını anlamadım. Bir parça böyle bir şey eleştirel gibi olan bir taraf var. İşte bu yerliyle olan ilişkisinde yerli bir tane şey yapıyor, kopyalıyor ve işte bunu Avrupalılara satıp para kazanıyor ya. Ve bunu böyle ya bunu niye bu kadar işlediğim yani işte bak aslında bir tane bir şey yapıp bir başkasını ayartıp çok para kazanıp ferah yaşayabilecekken kendi hamal olmayı seçti gibi bir yere getirmiş vaziyette. Hani Doğru böyle bir diyorsun. niyeti yoksa da bana öyle bir çağrışım yaptı en azından. Bu işte bu fazla romantizm beni darlıyor onu söyleyeyim. Yani bütün sanat filmlerinde ressamı bu şekilde yani böyle şapkayı takıp pipoyu vermek gibi klişeler beni darlıyor bir parça. Sanat ve Doğru resim böyle diyorsun. bir şey değil, değil mi? Ya yani öyle yapmıyor mu? Yani Yani ben kesin mesela o sahnelerde çocuk işte gerçekten bir tane şeyin kopyasını seri halde yapıp işte bunu sevdiler, bunu satıyoruz. Yani sen de akıllı ol, sen de bunu yap gibi böyle bir şey yaptım. Ben mesela sinir oldum hani bundan. Bir de sonra çocuğu böyle düzgün kıyafetlerle sürekli evet, para kazanıyor işte falan İşte o yani. ikinci kısım beni asıl rahatsız. Hadi ilkini yaptın. Hani dedin ki yerli ve eğitimli olan ve işte hani taklitle hani sadece yetenek yetmez, bir duruş gerekir ve işaret etmek için hadi birinciyi yaptın. Ama ikinciyi yaptığın zaman akıllı ol sen de bunu yap, karına bak. Bak Bir de mesela sen ne getirdi o hoş olmadı yani. aynen Onu orada beğenmedim yani. böyle bir de şey vardı, ayrıntı vardı. Mesela ilk Gauguin pazara gidip işte o kendi eserlerini satmaya kalktığı zaman 30 kendi sattı, 30 franka satmak istedi, 10 frank verdi. Ama adam çatır çatır 30 30 franka sattı. franka Yani hani satıyor. ben buna mesela dedim ki nasıl ya? Yani onunki değersiz mi de bu nasıl, bu daha mı değerli o İşte zaman yani? yer Hani orada biraz şey eleştirisi de var. Hani Avrupalı gerçekten üreten sanatçıyı anlamıyor. Taklidi daha çok oluyor. Çünkü Gauguin'in de gelişinin böyle bir tarafı var ya. Gerçekten şimdi bunu anlatmak için yapılmış bir sahne o bir yerde ama etkisi o değil. Etkisi az önce değil işte, söylediğim şey. evet. Yani Değil yani. etkisi pardon karamel geldi de böyle burnum şey oldu. Rica ederim. Tüy geldi sürekli oynayıp duruyorum kusura bakmayın. Rica ederim. Yani o etki o olmadı yani. Orada bir Aynen. başarısızlık var. Yani ben orada şöyle düşündüm. Hani orijinal sanat eseri üretmek için bir şeyi iyi yapmak yetmez. Fikir ve duruş gerekir. Bak yapmadan hala ayakta duruyor. Oysa ki etki hiç o değil. Sen de yapsaydın, karına baksaydın. Bak senin Gibi bir karını şeye. öpen ne kadar güzel senin satamadığın rakama satıyor ya. Aynen. Getirdi. Yani en kibar böyle söyleyebilirim. Daha argo da olabilir aslında. Çünkü film o argoyu davet ediyor. Değil mi Aynen doğru Gözde? Yani diyorsun. o Doğru. argoyu davet. Mesela onu da biraz fazla buldum. Bak Aynen. zavallı işte. Yani abi adam 14 yaşında kızla evlenmiş. Hatta iki tane yani bir tane de değil. Onu da söyleyelim. Yani bu kadar Aynen. romantizm
fazla. Yani bu ama bu hani filmle veya oyuncuyla alakalı bir eleştiri değil. Bu Avrupalı duruşuyla ilgili. Yani Doğru. Bunu bütün izleyen dostlara hatırlatmak istiyorum ki Avrupalılar, ele ele Fransızlar vesaire bu işte kolonilerde olan durumları anlatırken son derece taraflıdırlar. Yani onlar çok taraflıdırlar. Bu değişmemiş. Çünkü şöyle bir şey var yani Avrupalılarda biz oraya işte medeniyeti getirdik, biz oraya demokrasiyi getirdik, biz oraya aslında eğitimi getirdik hani gibi. Aslında doğal bazı şeyleri, daha doğrusu bazı değil birçok şeyi bozmaktan geçiyor onların yaptıkları. Ama hani biz medeniyeti götürdük dedikleri için de bunu zaten tam tersi bir duruş da beklenemez yani filmde bunu çok da güzel öyle yapmışlar yani. Çok da güzel evet, derken evet, onlar da koyuyor. Evet yani o kapalı Avrupalı bakış açısı durmaya devam ediyor. Hani bunlar şeyleri ama tekrar hatırlatalım sonradan katılan için film sadece bir dönemi, birinci Tahiti dönemini işaret ediyor. O gemiyle nasıl gitti falan diye de merak edenler olabilir. O dönem bu Fransız kolonilerinde şöyle bir şey var. Eğer parasız kalırsa bir Fransız vatandaşı orada yaşayan ana kıtaya bedava yolculuk etme hakkı varmış. Bunu çünkü takıldım ben buna nasıl yolculuk ediyor diye baktım. Ben takıldım. Çok çok sağ ol bu bilgi için. Çünkü dedim ki ne kadar güzel. Yani biri mi çağırıyor oradan da hani davetiye mi yolluyor, para mı yolluyor da gel diyor. Ben ona yani, şey yapamadım. Bak şimdi mesela filmin kendini açıklamadığı anlardan o doktor defalarca Gauguin'e eve dön dedi değil mi? Yani evet. Şimdi o doktor bu diyaloğu izleyici adına kurabilirdi. Aynen. Bak defalarca, böyle böyle diye. Aynen. Defalarca bu diyor ki nasıl olsa dönüş hakkın var Gauguin. Hani böyle bir cümle bir ağzından bir yani o doktor defalarca Gauguin'e dön dedi ve hani sanki şey gibi de bir hava oluyor orada. Yani ben mi takıldım bilmiyorum ama ya adam zaten parasızlıktan geliyor. Gemiye binip de dönecek mi diye izleyiciye soru sordurtuyor. Halbuki doktora bir ara bu cümle söylettirilebilirdi yani. Yalnız şeyi söylemek lazım. Gauguin adada ve bu bölgedeki yaşamda filmde gösterildiği kadar yalnız değil. Yerel ilişkilerle bağı ve yani yerel ilişkilerle bağı Çinli bir marketin işlettiği yerden mektup alıp götürmekle sınırlı değil. Bayağı adam gazete çıkartılıyor, duruyor falan. İlk yerleştiği yeri beğenmiyor. Evet, fazla şey olduğu için. Yani filmin böyle fazla romantize eden tarafları var. Böyle üzerine konuştukça da hatırlayıp gaza geliyorum. Ama öyle yani sürekli böyle bir hani Gauguin Gauguin gitmiş oralara da işte evet. Resmini de yapamamış zor şartlarda yapmış falan bir ağlayalım böyle hani gibi bir şeyi var filmi. Hatta dediğin doğru hani benim bildiğim hani gerçekten yerlilerle çok iyi ilişkiler kuruyor. Özellikle hani o beyaz beyaz adam şeyini zaten sevmiyor yani o yüzden de o Fransa'dan kaçıp buraya geliyor. Ve çok fazla orada beyaz adamla kavga etmiş sırf yerlilere davranışı yüzünden. Ve daha sonra işte belirli oradaki koloni üzerindeki valiliği mi işte emniyet müdürü mü vesaire bir bunlar kaçakçı yapıyor diye ihbar etmiş. Onlar da ona takmış hapis cezası falan. Hapse giremeden de ölüyor diye biliyorum. Hani aslında böyle bir sürü karmaşık veya hani dolu ilişkisi var. Sanki çok yalnızmış ve hiç kimsesi yokmuş gibi. Evet. Yani işte karısıyla olan ilişki evet ortada terk ediyor. Hatta mesela amcadan kalan bir mirasın çok büyük az bir kısmını karısına verdiği için asıl kıyamet kopuyor gerçek hayatta. Evet yani o bilgi tam emin değilim ama böyle bir şey var yani bir para konusu. Ama yani o gitti karısı anlamadı onu terk etti kalp krizi geçirdi yavrum yani bunlar yok dostlar onu söyleyelim. Ama hani film şu kısmından güzel çok iyi bir oyunculuk. Yani bu kadar problemli filmindeki hani gözle dur bunu konuşmayalım deyip kapatmadıysam oyuncu yüzünden oldu. Açık söylüyorum öyle oldu yani. oyuncu götürdü. Zaten hani Vincent abi çok şey önemli. Peki diyecekler ki Gauguin niye bu kadar önemli? Yani siz de burada bu kadar şey laf ettiniz. Şöyle önemli. Gauguin özellikle yazıları itibariyle yani bu Tahiti yaşamı ve yazıları orada kurduğu diyaloglar gelen ünlü kişilerin
işte yazı, fotoğraf gibi başka belgeler olması. Yani Gauguin orada bir tarihi belgeleme tutuyor dönemle ilgili. Gelen başka kişilerler Gauguin'i, Gauguin onları tutuyor gibi. Yani böyle bir tarihsel olarak bir altyapı yaratma, bir kaynak yaratma durumu var. Ve orada yaptığı resimler bir anlamda şunu getiriyor. Yani klasik konular, klasik kompozisyon öğeleri ölmedi. Yeni bir dille kurulabilir. Aynen. Ne demek bu? İzleyici arkadaşlar için açıklayalım. Yani empresyonist, işte hani dini konular, kilise resimleri falan, bunlar öldü. İşte izinciliğe geçtik, orada geçtik, buna geçtik, oradan kübizme gittik. Değil aslında. Arada Gauguin var. Gauguin bir şeyler yapıyor ve Picasso vesaire gibi adamlar bundan çok etkilenecekler. Aynen. Resmiyle, boyasıyla vesaireyle. Yani Gauguin orada, yani Gauguin bir yerde yani üç devrimci tane diyebilir miyiz? Dönemi için devrimci diyebilir miyiz? Sonrası için devrimci diyebiliriz. Yani kendi devrimci değil çünkü. Ya şey, bakın, devrimciymiş gibi bir his geliyor bana. Yani mesela işte Fransa'da kalmak yerine ben oraya gideyim. Yani tabii ki resim her yerde yapılır ama o başka bir şeyi seçiyor. Farklı bir şeyi seçerek sanki o dönem için, yani farklı bir şey yaptığı için sanki devrimciymiş gibi geliyor. Ya bir şey söylemeyeyim şimdi, komik bir şey. Ben filmin başında zaten bu sahne şey dedim. Aa, ben de Kuşadası'na geldim. Oo, gözüm Antalya'ya gitti. Hani yeter yeter bu büyük şehir. Devrimciyim. Devrimciyim. Hani sanatı işte başka yerlerde yapamadım. Böyle bir tribe girdiğimi itiraf etmek istiyorum. Şakası yani, ama şöyle yani, Gauguin'in yaptığı büyük bir olay tabii. Yani git Tahiti'de yerlilerle yaşa. Orada balık tut. Ve bütün o yaşamı, yeni renkler, yeni palet, yeni malzemeler, yani yeni malzemeler değil ama aynı şeyin bir başka yorumlamasıyla ve çok da etkin bir yorumlamasıyla, çok etkili bir yorum yapıyor. Yani Gauguin şöyle bir şey yapıyor. Temel konulara, portre olsun, manzara olsun, yeniden bir yorum getiriyor. Ve bu yorum devrimci olan şey. Kendisi değil, yaptıkları değil. Yani o kadar kavgacı, o kadar şey ki, yani bu kadar bilinçli bir devrimcilik yok. Bence eğer bir devrimci inceysek, Vincent hep daha devrimci geliyor bana. Ama Gauguin'in yaptığı şey, hani dostlar bir dakika, bu böyle de yapılabilir demek. Ve Gauguin resminin, yani fotoğraflarda anlaşılmayan öyle bir tonu, öyle bir dokusu var ki. Yani ben birkaç tane bu Gauguin gördüm çünkü. Mesela onun... Her şeyi de gördüm. Kahretsin Gözde. Ben Gauguin görürken... Her film konuşunca ben birkaç tane Van Gogh gördüm. Ama, bak, görmediğim şeyi konuşmuyorum. Yani şimdi sen asıl gelecek hafta göreceksin. Gelecek haftaki de öyle bir gördüm ki yani... Peki. Gelecek haftaki de böyle... Döve döve. Ben oradan, ben Hollanda'da Rijks'tayken diye başlayacağım gelecek hafta. Tamam. Bekliyorum. Yani ben şimdi de uyarıyorum yani. İzleyicileri tamam. Uyarıyorum. Canberk resim görürken. Hey! Yani orada dokusunda vesaire de görebileceğiniz ve yani gerçekten bir ressama, ya bir dakika, bu adam bunu böyle nasıl elde etmiş dedirtecek bir şey var. O bezi astarlayış, onu boyayı sürüş. Yani işte bu Picasso'ları falan teknik anlamda çok etkisi olacak. Yani üç kişi, Vincent van Gogh, Paul Gauguin ve Cézanne. Ki Cézanne herkesin babası aslında. Üç kişi ve alaylı üç kişi. Cézanne tam alaylı sayılmaz ama Cézanne da alaylı sayılır aslında. Bir dakika, bunu doğru söyleyelim. Yani bu üç kişi... Cézanne'ı da yanlış mı biliyorum? Efendim? Değil mi Cézanne'da? Evet, onun da bir sonradan şeyi var. Ya bu arada... Evet, Güzel Sanatlar Akademisi'nin sınavında, giriş sınavında başarılı olamamış ve başka bir yere gidip sonra resme dönüyor. Evet. Yani aslında evet. Bu üç isim, Gauguin, Cézanne ve Van Gogh. Bunlar zaten post-empresyonist üçü de. Empresyonistler şunu yapmıştı. Klasik akademik, neoklasik geleneğe karşı çıkmışlardı. Ve sonra aynen, karşı çıktıkları her şeyi olup ele geçirmişlerdi. Burada üç kişi, bunlar arasında
var olurken, onlarla dostluklar kurarken, onlarla beraber yaşarken bir yerde, yani o atmosferin içindeyken, üç alaylı, üç eğitimsiz adam bütün sanat teorisini ve resim sanatını yeniden inşa edecek. Yani Gauguin, Cézanne, Van Gogh, bu üçü darmadağın ediyorlar ortalığı. Yani belki sadece bu üçünün etkisi üzerine ayrıca bir konuşma yapmak gerekebilir. Öyle öyle söylemek Doğru, lazım. doğru diyorsun, doğru Yani diyorsun. ve üçü de alaylı, çok ilginç bir şekilde. Veya geç başlangıçlar. Zaten mesela 1800'lü yılların ortasından 1910'lara kadar olan giden bir seri dönemde büyük hamleleri alaylılar yapıyor. Yani Ya Rodin de zaten ben alaylıydı. bence şeyi söylemek lazım. Yani hani bunu Vincent van Gogh'ta da konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani Gauguin de sonradan başlamış resmen. Adam Evet. borsacıymış, muhasebeciymiş yani hani ve bunun Evet. üzerinden çok iyi paralar kazanıp çok iyi yaşarken bir anda resme yöneliyor. Hani tabii ki belki bir anda değil, bir anda eline fırça alıp şey yapmıyor ama hani bunlar alaylı ve ben bunu şey olarak söylemek istiyorum. Birçok insan hani bizim atölyeye de gelen birçok insan ya bizden geçti işte resim yapmak ne heykel yapmak ne hani bence böyle bir şey yok yani Yok. hani 40 yaşında da olsan 30 yaşında da olsan 50 yaşında da olsan bir şey istiyorsan yapman için üzerinden yani yapmanın Hem önünde hiçbir engel yok yani hani ve bu Matisse, adamlar yapmış Matisse. daha sonra Matisse 40'ından sonra avukatken dönüp tekrar sınava girip Yani hiç yani bunun önünde engel burada bir yok. şey engel yok. Tam aksine bence başka bir, yani sadece şöyle bir şey var. Tabii bu alaylı adamların tümünün şöyle bir özelliği var. Bu adamlar işin sanat pratiğine, dönemin kitaplarına, çağdaşlarına, o Aa, kesinlikle. atmosfere ciddi bir emek veriyorlar. Ciddi bir araştırma, ciddi bir Tabii. okuma, ciddi bir varoluş gerçekleştiriyorlar ve bunun savaşımına giriyorlar. Yani bunu yapmadan yaptıklarını iddia etmek yanlış Yanlış olur. olur. Yani ciddi savaş veriyorlar. Yani mesela şimdi burada Wikipedia'da okurken güzel, işte Edgar Degas ile arkadaştı. Ya Edgar Degas ile arkadaş olabilmesi için veya Pissarro'nun yanında var olabilmesi için çok şey gerekiyor. Aynen. Yani ya da Pissarro'dan destek alıyor olması için. Ama sonra Pissarro ile de kavga ediyor mesela. Şimdi hani bu tip diyalogları kurmak, yani bu tip diyalogları herkes kuruyor ama bu tip diyalogları bu seviyeye ve kendi öz varoluşuna çevirebilmek asıl zor olan. Bunlar başka bir Doğru. sanatçı grubu. Bu sanatçı grubunu şu anlamda çok beğeniyor ve takdir ediyorum. Bu yerleşik ki bizde şu anda benzer bir sıkıntılı dikdörtgenin karenin içinde sıkışmış vaziyetteyiz. Birileri bir şeyler birilerinin tekelindedir. Ancak o insanlar onu yapabilir. Vakti zamanında bunun diplomasını almadıysan, doktorasını almadıysan sen yapamazsın. Eğitimini de alsan, bir üniversitede hoca değilsen var olamazsın gibi klişeleri kıran adamlar bunlar. Aynen. Halen de var olan klişeler bunlar. Bunlar hep var. Bu yani ben artık bu klişe, eskiden biliyorsun sen beni uzun yıllar tanıdın. Ben eskiden bu klişelere çok taktığım için bir üniversite yaktım. Artık bu kadar takılmıyorum. Çünkü aslında bunun aslında insanın özüne ve doğasına ait bir problem. Yani bu bir faşizm hastalığı. İnsan özünde faşist. Yani insan bir şekilde topluluk olarak bir grubu şey ele geçirdiği zaman bir başkasının değiştirmesine, bir başka fikir getirmesine karşı. Bütün savaşlar, bütün olaylar bir yerde buradan çıkmış aslında. Yani fazla Kesinlikle. kontrolcülük. Gücü elinde tutanın gücü olmayana karşı kurduğu o mutlak hakimiyet hissi. Bu faşizm var. Bu resim sanatında da var. Her yerde de var. Var ya Sanat her yerde. sanki bundan bağımsızmış gibi davranılıyor. İşte benim bu filmde beni rahatsız eden romantizm de biraz o. Adam güldür Doğru. güldür bunun, ya güldür güldür bunun savaşını veriyor ama işte bir yandan da o yerliye diye de kendi yapıyor aynı zamanda. Ya o Kopya inanılmaz. yapma diye. Yani orada da Hem bir o, faşizm var. evet orada da bir faşizm var ve yani bayağı da yani yine böyle bir öfkeyle şeyle o faşizmi de gösteriyor. Yani aslında faşizmin de güzel bir şey olmadığını bile gösteriyor ama onu da yapıyor ve aynı adam sonra gidiyor Ve yani. Hani... oradan kapitalist güzellemeye geçiyoruz. Orada da kapitalist güzelleme var. Aynen. Ve bu ressamlar ve ressamların hayatları konuşulurken bu kapitalist güzelleme, bak bunun adını romantizm demekten vazgeçtim. Bu kapitalist güzelleme. Yani sen de 30 Güzel milyonda satabilirdin, yapmadın.
Çünkü açıklama öyle geliyor. Günümüzde artık kapitalist güzellemeyle cevap veriyoruz. Yani sanatçısının resmini satamıyorsun. Çünkü senin resim satman için parayı şöyle yapmalı, ideallerini böyle bırakmalısın. Bu kapitalist güzelleme bugün var. Bu filmlerde falan da işleniyor. İyi buldum. Sevdim ben bunu. Daha çok iyi ve yerinde kullanmaya çalışacağım. Bugün ve ileriki yayınlarda. Orada bir şey var yani. Film işte onu yapıyor. Onu sevmiyorum. Sevmediğim belki de en sevmediğim kısmı o gözde. Yani Ya işte o filmde dedik ki hani işte Gauguin o zavallım hani resim yapmak için uğraşıyor ama bak kapitalist düzen ona izin vermiyor vesaire diye böyle onu böyle hani seyirci olarak bizim anlamamız acındırdı da acındırdı değil mi? gerekiyor hani. Mesela bu bence hoş değil. Mesela ben şey düşündüm. Bilmiyorum hani katılır mısın? Mesela ben madem bu kadar parasızsın yani açsın açıktasın ne bileyim bir boya alamıyorsun. Arada balık tut. Balığı sat. Ondan boyaları al. Ne bileyim hani bir şey yap. Yani bu kadar kendini acındırıp aşağı çekmeye de gerek yok. Yani filmde ne bileyim bu sanki çok Ya fazlaymış. filmde bu çok ön plana çıkmış vaziyette. Yani Bu ön oysa plana yani çıkmış. bak senaryo ile oyuncu arasında hani bizim oyuncuyu neden sevdiğimizle ilgili bir açıklama getirip çok çünkü filmi yani yönetmeni az konuşacağız deyip onun konu daha çok konuştuk. Ortada aslında oyuncu tarafından bir sanatçının kendi iç benliği o resimler sırasında o resmi yapış ve konu buluş ve bunu yaşayışla ilgili ve onun bir birey olarak yaşayışla ilgili bir iç durum var. Ve Vincent Cassel bunu böyle işliyor. Yani ben o sahneleri yani o yüzden oyunculuk iyi. Yani bir ressam olarak fırçayı tutarken yaşadığı mutluluk, zorluk, düşünce, hesap, modelle olan ilişki, onun aslında işte ona poz verdiği için ne kadar doğal ve günlük bir şey olduğu. Hani mesela klipte güzel güzel kızlar ortada dolaşıyorlardı, havalarda asılıydı falan ya. Aynen. Öyle değil aslında. Ona ilham veren kişi de bir insan ve işte yanına oturup basitçe bir diyalogla Çok iyi bir basit. Evet. eser yapılabilir. Yani hümanist bir durum var. Yani filmin garipliği belki de burada. Yani oyuncu bir sanatçıyı müthiş bir hümanizmle ele alırken yönetmen Evet. senaryoda büyük bir Ya bak faşizm ve kapitalizm şöyle var. bir Yani sahne var. bir tezat bu yani. Yani artık iyice parasız ve aç hani gitti işte orada fakirlere dağıtılan balıktan aldı. Sonra şey akıl etti hani gitti balıkçılarla birlikte balık tutmaya öğrenme akıl etti. Bu çok güzel bir şey gitti hani bunu için yani biz de yemeliyiz işte karım da yemeli vesaire. Ve sonra bunu yapmadı. Bir anda işte kıskançlık Yani krizlerine girip böyle bak bir başka bir şeye döndü o mesela. sahnenin işlenişi de çok kötü. No No günlüklerinin bir kısmında şey diyor yani ben oraya gittim aç kaldım. Yani Gauguin'in No No günlüklerinde var çünkü. Birden param bitti yemek bulamadım. Bana yemek getirdiler. Gurur yaptım almadım ama bir şekilde yedim. Onlar benimle diyalog kurdular. Ve biz Avrupalılar işte buraya geldiğimizde hep bu insanları vahşi olarak adlandırıyoruz. Şöyle işte şöyle diyoruz, böyle diyoruz yaz bir şey. Ama aslında onların arasında ben bir vahşiyim. Geleneklerini bilmiyorum, balık tutmayı bilmiyorum, dağlara tırmanmayı bilmiyorum. Evet paraya ihtiyacım yok belki ağaçta meyve var ama ağaca tırmanabilecek güçte değilim. Ya da evet balık var ama o balığı avlamayı bilmiyorum gibi Noa Biliyorum. günlüklerinde şeyler var. Şimdi bunları işleyecekmiş gibi yapıp, film sürekli bunu yapıyor. Bunu işleyecekmiş gibi yapıp Geri çekiliyor. geri çekiliyor. Evet. Ve oyuncu bunu işlemenin derdinde yani onu çok net yani ben Vincent Cassel olarak izledim. Ben bir hayatını var olma çabası içerisinde bir ressam izledim. Gauguin'i de seyretmedim bu arada ama. Yani Gauguin'i seyretmediğimi biliyorum. Onu söyleyeyim. Ben Gauguin'in hayatına dair bir ressam. Gauguin'i anlayacak bir şey seyretmedim bu filmde. Doğru Değil seyretmedik evet. mi? Belki Böyle o bir şey yüzden işte seyretmedik. ele seyretmedik. Yani bunu seyretmedik. Biz bir sanatçının, ileri yaşlarda bir sanatçının her şeye ve her duruma rağmen var olma, sanatçı olarak da değil, birey olarak var olma savaşımını izledik. Konu buydu. Gauguin olması süsüydü sadece. Belki işte bu yüzden çok eleştirilebilir film. Belki işte yani belki de bu Bilmiyorum. yüzden eleştirilmiştir. Ben yani Olabilir. o balık tutma sahnesi mesela çok hoşuma gitmiş. Aa dedim Ha, sonunda benim işte de film. yerler işte temas etti, balık tutmuyor yani. Sonra geldi işte sen beni aldatıyormuşsun falan diye O da böyle. beni döv Böyle muhabbet. o da beni döv falan. Sonra bir anda balık tutmadı yani mesela buna devam edebilirdi. Belki de etmiştir de yani filmin gösterdiği şey başka.
Ondan sonra gitti. Vay efendim sen aldatırsın beni deyip gitti kızı da kapadı şeye, kilit vurdu. Hamallık yapıyor, resim de hiç yapmıyor. Biz böyle aa resim yapmıyor, usta ressam resim de yapamıyor. Hamallıklar işe bak, düzen ne kadar kötü vesaire vesaire diye şey yaptık. Yani buna Yani gerek yok. Bilmiyorum böyle bir şey yaşamış mı? Yani kızı şöyle bir kapatıp şey. böyle bir şey var mı hayatında? Yani Yani birkaç tane kız var bir kere yerli olarak. Çocuklar da doğuyor ve hepsi de çok küçük genç yaşlarda. Ve hepsi bir şekilde mutsuz oluyor, bırakıyor. Yani buralar ciddi problemli. Yani diyorum ya sana Gauguin'i izlemedik yani. Gauguin ikinci Tahiti seyahatinde bir yıl boyunca hiç resim yapmıyor ama gazete çıkartıyor adam. Ve o mesela böyle. gazetenin karikatürlerini işte resimlemelerini falan kendi yapıp basıyor mesela. Hani böyle şeyleri yapmış. Ciddi işin teorisi üzerine metinler yazmış, yazı yazmış. İnsanlarla diyalog kurmuş bir adamı. Yani bütün bu müzevi yaşamı gittiği halde öyle olamamış. Var olmaya devam etmiş. Hani en büyük problemi arada onun resimlerini alan bir kişiyle yaşadığı problem sonucu ve birinin vefat etmesi sonucu Amerika pazarını kaçırıyor. O söyleniyor Gauguin'le ilgili. Yani Amerika pazarını kaçırmasına sebep olan bir olay var. O asıl sıkıntıyı yaratan konu. Ama yani bu kadar böyle gitti işte yalnız başına ya. Bir de böyle o çok yaşlı, diğerleri çok genç ama işte orada var oldu falan. Böyle büyük sanat öyle bir şey yok. Yani Değil. o yüzden diyorum yani bu film seyredildiği zaman Gauguin'i seyretmiş olmazsınız. Yani bir Aynen. sanatçının var olma durumunu oyuncu büyük bir hümanizmle anlatırken yönetmen kapitalist yani sistem insanlar ve topluluk üzerinden ele Ya almayı seçmiş başında da durumda. Ama zaten Gauguin evet. yok burada yani. Yani şimdi Gauguin yok çünkü başında da zaten aslında Gauguin yok. Yani Gauguin diye başlıyoruz ama hani bir anda Tahiti'ye giden, gitmek isteyen ve bunun için çabalayan bir adam görüyoruz. Ama bu adam neden Tahiti'ye gitmek istiyor? Bu adam aslında kim? Yani Gauguin ama aslında kim? Bunu çok bilmiyoruz. Bir anda işte böyle küçük evinde, kötü kokan evinde işte gelen çocuklarına işte yemek hazırlamaya çalışan, bir anda işte karısını ikna etmeye çalışan bir adam. Ve bir anda ben Tahiti'ye gideceğim diyor. Gidiyor hani. Ve ondan sonra da işte yine bir ajitasyonun devamı niteliğinde bir şey görüyoruz. Ve hani bu insanı rahatsız ediyor. Çünkü bir şey bilmek zorunda. Mesela ben Gauguin hakkında hiçbir şey bilmesem ben gerçekten o adamın beynimdeki yeri başka olacak. Yani ha diyeceğim bu adam Allah kahretmesin bu düzenin diye ne kadar da iğrenç bir düzenmiş de adam ne kadar iğrenç yaşamış vesaire. Ve hani bir Ya anda Tahiti'ye gitmek isteyen bir adam hani bak bir şey böyle. söyleyeceğim. Şey konusunda ne düşünürsün? Evet. Surviving Picasso çok daha dürüst bir film bu anlamda. Yani Kesinlikle. Picasso'nun bütün pisliklerini de gösteriyor ama bütün sanatçı duruşu. Yani Surviving Picasso'yu izlediğin zaman Picasso'ya dair ciddi bir fikir elde edebilirsin. Ama bu filmde Gauguin'i seyredip Gauguin'e dair bir fikir elde edemezsin. Mesela Hani sana pardon lafımı Gauguin'e böldüm. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela kadını belli bir yerden sonra kilitliyor üzerine anahtarı vuruyor da kadın. Sen orada bir an kızıyorsun. Aa bak kadın da kilitledi. Ama film öyle bir geliyor ki şunu düşündürtüyor insan. Mesela bana bunu düşündürttü. Yani o kadın adamın ilham şeyi. Hani o yüzden bunu yapıyor. Yani onu Evet, böyle değil mi? Evet, çok çirkin. yumuşattırıyor sana. Hani ne derler? Yumuşattırıyor. Ama sonra diyorsun ki ama ilham kaynağı da adam resim bile yapmıyor şu an. Hani adamın sadece Yani kıskançlıktan mesela şeyde kadın filmde şöyle bir problem var yani kadına davranış meselesinde de büyük yanlışlar var ve bunu böyle fazla güzellemesi yapılıyor. Ben ondan rahatsız oldum. yumuşatıyor Survey yani. yani Yumuşatıyor kız bak. diyor ya yani madem aldattığımı düşünüyorsun beni dövmelisin o zaman ama burada da bunun lafını etmiyorsun. O da yapmamayı Aynen. seçiyor. Şimdi bu çok büyük bir büyüklük ve Evet. medeniyetmiş gibi ortaya koyuyor. Asıl yaptığın şey dövmenin normal bir şey olduğunu Evet. ortaya koyuyorsun. Yani bence orada yani film baya baya yani bu konularda sıkıntılı. Ben konuştukça film hakkında daha çok negatif nota geldi bir. Filme yayına başlarken film çok güzel diye başladık filme de abi ben de bu kadar konuştukça filmden gıcık kapmaya falan başladım. Tamam da sevmiştim. Bence direkt Vincent Cassel'le ilgiliymiş yani onu gördüm. Evet, Kesin. Vincent Cassel'le ilgili. Yani çünkü ben de böyle yani oyuncu götürüyor. Yani şimdi filmi seyrederken bunları bu kadar hissetmiyor. Film üzerine düşünürken bunları hissediyoruz. Aslında belki de bu Aynen. kadar rahatsız olup çabuk gaza gelmemizin altında çok fazla subliminal mesaj var. Değil Aynen, mi? doğru. Ve bu mesajların üzerine konuşmaya başladığında bu vardı, bu vardı, bu vardı oluyor.
Oysa bir oyun yani, ama oysa filmdeki oyuncu, ama işte bunu Vincent Cassel yapıyor, oyunculuğuyla yapıyor. Ya yani oyunculuğuyla sana bütün bunları kapatıyor, o hümanizme çekiyor seni. Belki de yani o da gördü bu problemi ve böyle belki canlandırmayı de bu yüzden seçti. Yani bu kadar da böyle anlatılmaz. Ben bunun daha hümanist tarafında hani baktım, çünkü bu filmle ilgili bir röportaj vermiş mi bulamadım bir şey çok fazla. Ben de bulamadım. Yani ben bunun hümanist tarafından, sanatçının özü bu olamaz, böyle anlama, ben bu öz sanatçıya yaklaşayım demiş, öyle ya yorumlamış bak olabilir diye düşünüp, çünkü seni öyle götürüyor. Oyuncu başka götürüyor, yönetmen mesela başka götürüyor filmi. Ya bak mesela şöyle bir şey var aklıma geldi konuşurken. Filmin sonunda işte geliyor, kapı kırılmış, kadın gitti sanıyor veya belki gitti geri döndü, onu bilmiyoruz. Hani gidiyor, sonra bir geliyoruz, kadın evde. Ve kadın hani işte diyor ki hani ben Fransa'ya geri dönüyorum, biliyorum diyor, fırçalarını çıkartıyor ve poz veriyor. Yani burada da aslında yine kadının ona yaptığı şeyi, kadının yine yumuşatması var mesela. Yani ben şöyle düşünüyorum, ben bir kadın olarak üzerime kilit vurulacak günlerce, ben dışarı çıkamayacağım. O kilit kırılacak bir şekilde, öbür adam kırdı veya ben kırdım fark etmez. Ve ben hala orada duracağım da işte kocam resmini yapsın, ben yine ilham olayım falan böyle. Yani orada aslında yine onu yumuşatıyor. O adamın yaptığı faşist davranışı veya işte şiddet dolu davranışı aslında yumuşatlık var yani. Psikolojik filmde şiddet uygulanıyor orada canım, birebir yani. Aynen. Bir de tabii şöyle bir şey var. O psikolojik şiddette iki ayrı güzelleme var. Bir burada senin bahsettiğin konu var. Bir de gerçekte o kızların ona 14-20 yaş arası grubunda olmaları gerçeği var. Yani işte buralarda film sorunu, hani bir yandan hani kadın kız bir yerli olması sebebiyle böyle bir davranış göstermesi veya zaman itibariyle böyle bir davranış göstermesi normalmiş gibi işleniyor olabilir, ama yani film bu noktaya kadar bizi oraya çekmemişti. Sanatçı böyle bir sanatçı değil. Yani değil. İyi yaşa. Pardon, Karamin'in tüyleri fanla beraber. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte uzun sağlıklı yıllar olsun. İnşallah. Ama sağlıklı yıllar olsun önce. Evet. Hani filmin burada böyle yaptı. Yani film ben yani şimdi niye 5.9 buldum, niye 5.9? Yani hele böyle bir filmi izlememiştim. Bu da ilginç bir deneyim oldu. Oyuncunun bu kadar yönetmenden farklı bir felsefeyle götürdüğü ve üzerine bu kadar konuşturduğu bir film izlediğimi de hatırlamıyorum. Doğru diyorsun. Ama doğru tekrar diyorsun. Söyleyeyim, Gogen'le ilgili bir şey yok orada. Yani bu filmi izleyip, yani mesela anne babalar bu filmi izlerlerse, hani böyle güzel sanatlarında resim heykeli okumasını istemeyen anne babalar var ya, eğitim seviyeleri ne olursa olsun. Adam prof, çocuğu ressam olmasın diye Dalavere'nin kralını çeviriyor mesela. Yani o anne babalar bu filmi seyrederlerse haklılar. Oğlum yani, çocuğum aç kalacak. Yani bizi bu farklılıkta seyretmesin. Böyle ressam olmadan, ressam olmasan böyle ressam olmaz olsun. Yani nefret edersin ressam kavramından. Gauguin büyük sanatçı böyle mi yaşamış? Yani öyle dedirtir. Yani bence zaten bu filmi izleyecekse bizi izleyenler veya en azından izlemişlerse de hani ona bir şey yapamam da, izleyeceklerse bir şekilde Gauguin hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yani filmi izlemeden önce, çünkü filmde izlediğiniz zaman hani Gauguin diye izlerseniz başka bir şey kafanıza canlanacak ve birçok şeyinden nefret edip birçok şeyini anlamayabileceksiniz. O yüzden hani biraz bilgi sahibi olup izlemek daha doğru. Yani çünkü tekrar yani adı Gauguin bu filmdeki süs. Yani insanlar izlesin diye söylüyor. Yani bir sanatçının toplum, hayat, kendi yaşamı, birey olma ve eser üretmekle ilgili süreci de ve ne derler ona, süreci ve yaşadıkları ise filmimiz güzel. Ve hatta kurmaca olsa daha da güzel. Aynen. Ama Paul Gauguin'i anlatıyorum dersen, Van Gogh'la olan diyaloğunu hiç işaret etmezsen, ikinci gidiş, birinci geliş, yani ikinci gidiş çok önemli, çünkü yani biz Gauguin'i bir de öyle bir durum var. Yani Gauguin birinci gidiş işaret ediliyor. İkinci gidiş altyazıyla geçiyor. Gauguin'in asıl ürünleri ikinci gidişte veriliyor. Yani bu arada başarılı bir ressamın başarısız dönemi anlatılıyor. Ve bunu yani hani sonra şöyle ve ileride olabilecek pozitif şeylere karşı hiçbir işaret yok.
Ya en son şöyle dedi, 1903 yılında yalnızlık içinde öldü diye bizi böyle ağlatacak bir şeyle bitirdi yani Tabii hani. yalnızlık içinde ölüşü şu, bankadan kredi çekip, gerçekten bankadan kredi çekip ev yaptırıp aşırı para harcayıp sonra da onun masraflarını ödeyememe var. Yani bir Yani vallahi acı tatlı. filmi izlersiniz bütün bunları hiç yapamazmış gibi algılarsınız. Konu o değil. Ya şey yapıyormuş işte hani gelen paralarla ikincisinde en azından gittiğinde gelen paralarla tüm yanındaki yerlileri arkadaşlarına yani yerli arkadaşlarını o dön oradaki sürekli yemek ısmarlıyor, içki ısmarlıyor, onu ısmarlıyor. Yani böyle bir paraya sahip adam. Orada değerli onun parası bir de. Ve bayağı harbi parmağını savuyor. Yani böyle bir şekilde yaşıyor. Hani bunu da altını çizelim. Fakirlik içinde Tabii aşırı canım, bir Euro ile İstanbul'da işte Türkiye'de yaşamak gibi, bizim hele hele bizim Aynen. tatil beldelerinde yaşamak gibi yani. Burada Aynen. 1500 euro maaş alıp 300 euro ile geçinenler var ya, konu aynen Aynen. orada da yani. Hiç Aynen. o açıdan hiç öyle bir durum yok. İşte film çok acıtasyona giriyor bu açılardan, ama oyuncu güzel, şey Ama oyun güzel çok bu güzel. arada. Görüntü yönetimi değil mi? Doğa mesela, Aa, yani çok onlar güzel. çok çok iyi işletiyor. Hani onları söyleyelim. Ama daha önce konuştuğumuz ressam filmleri açısından ele alırsak da bu filmi izleyip de ressam, yani Vermeer gibi yani. Bu filmi izleyip Aynen. de ressamın kendisi hakkında hiçbir fikir elde Evet. edebilmem mümkün Ama değil. Sadece bir durum üzerine bir anlatım. aynen. Ay ama yani hani yine de böyle belirli o güzel görüntü şeylerini izlemek istiyorsanız, işte Vincent Cassel'in oyunculuğunu izlemek istiyorsanız ve bir sanatçının belirli durumlarda yaptığı şeyleri izlemek istiyorsanız bence güzel film. Evet. Ama Gauguin hakkında bir şey okuyup da izlersiniz ve hani biraz daha kafanızda belirli şeyler oturabilir. Ama tam olarak gerçeği de yansıtmıyor. Bunu da zaten Evet. söyledik. Bu arada 5 dakikamız mı var? 10 Evet. dakikamız mı var? Öyle. Yani şeyi söyleyelim, yani bu dönemi merak edenler için Gauguin'in Tahiti Günlükleri diye mi çevirmişti? Bu No Günlükleri, yani No gezi güncesi günlükleri. olarak. No Diye No hatırlıyorum. Günlükleri. Türkçesi de var. Ben birazını okudum. Tamamını okumadım. O çok güzel mesela. Hani onu okuyun önce. Hatta yani aslında önce onu okuyup bu filmi seyrederseniz bayağı hayal kırıklığına Güzel. uğrayabilirsiniz. Doğru Yani o diyorsun. günlükler ve bu yazılar, hani orada Gauguin çok daha keyifli. Yani burada iyi oyunculuk, o kadar. Evet, sona geliyoruz gerçekten. Haftaya Rembrandt konuşuyoruz. Evet, Rembrandt konuşuyoruz. Hangi Gece filmdi? Bekçileri. Watching. Night Watchers Watchers, filmimizin pardon. Watching filmi. Yok, hayır, pardon, özür dilerim, sen doğrusun. Resmin adı Night Watchers, filmin adı Night Watching çünkü. Dur, sen Watching doğrusun. kalmış aklımda, tamam. Yok, filmin adı Night Watching. Resimden türetilir. Resmin adı Night Watchers çünkü. Hani ilham veren resimden yola çıkarak yapacak. 2007 yapımı Peter Greenaway yönetmen ve Rembrandt'ta Martin Freeman Evet. canlandırıyor. Ben Martin Freeman'ın Rembrandt'ı canlandırdığını görünce bir heyecanlandım. İtiraf Ben ediyorum. de çok severim çünkü. Bir de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Bu arada şeyi de söyleyelim. Aynı filmin Rembrandt'ı Acus diye bir belgeseli de var. Yani bu Aynı. filmden sonra aynı yönetmenin, pardon, 1,5 sene kadar sonra çekilmiş olan. Biz ikisini de seyredeceğiz. Yani özellikle belgeseli bulabilirsek. Yani izleyici dostları onu söyleyelim. Çünkü Aynen. anladığım kadarıyla Night Watching bir parça kurmaca. Ben de öyle Ama düşünüyorum. sonra yönetmen bu kurmacanın bir de gerçek halinin, yani gerçekte ne olduğu anlatan bir belgesel formatında ayrıca çekmiş. Evet. Hani o da bir yerde kenarda duruyor. Dolayısıyla biz Night Watching üzerinden konuşacağız. Bu arada Night Watching üzerinden konuşacağız. Şu açıdan çok heyecanlıyım, onu söyleyeyim. Ben bu resmi gördüm. Dostlar, bu şaka maka, yani Atina Mektebi, Guernica vesaire gibi sanat tarihinin 5-6 önemli resminden bir tanesi. Yani Rembrandt'ın en Aynen. önemli eserlerinden biri. Çok büyük resim, çok büyük çok önemli kompozisyon. Yani rahmetli babacığımın bu resimle ilgili şöyle bir sözü vardı. Bu resmi orijinalden gördüğün zaman resim hakkında çok ciddi fikirlere sahip olursun ve bu resmi görmeden de konuşmamak lazım resim hakkında gibi bir şey söylediydi. O yüzden yani önemli bir resim üzerinden bir ressam hayatı ve filmi konuşacağız. Heyecanla haftaya salıyı bekliyorum. Evet, güzel. Ben de heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Bakalım sevecek miyiz Önümüzdeki filmi? hafta neler olacak? Canberk bir resmi görüşü hakkında neler söylüyor? Gözde filmi beğenecek Gözde falan filmi diye beğenecek mi? Hepsi haftaya salı saat 22'de. Yalın böyle. Sanat'ta Fevkalade Sohbetler'de. Bu iyi oldu.
Bu arada ben daha önceki yayınlarımızdan Brügel'i YouTube'a Ya yükledim. süper. Tam biz yayına girdiğimiz sırada o da aktive oldu. Dolayısıyla Brügel yayınımızı da tekrar izlemek isteyenler YouTube'da Fevkalade Sohbetler'den seyredebilirler. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Gözde, Ben her teşekkür zaman ederim. olduğu gibi. Bu arada yayınlarını söyle var mı hani bu hafta onlara söylemek istersen? Bilmiyorum. Çünkü şöyle yarın Sıla'nın doğum günü eşimin. Aa evet doğru. Evet. Ben ona yayın yapmayacağım senin doğum günün olduğu için demiştim. O da niye yapmıyorsun? Yap canım, ne olacak? Dedi. Şimdi ben ikilemde kaldım. Daha karar veremedim. Tamam. Instagram'dan duyururum eğer. Böyle bir garip bir durum var. Tamam. Yani eşimin doğum gününde yayın yapmak istemedim. Eşim de bana ne duruyorsun? Yapsana dedi. Bilemedim Bakalım yani. o zaman yarın görüşeceğiz. Evet, Haklısın yarın yapmadan. göreceğiz. Evet, birkaç saate karar verir yayını açarım. Çok teşekkür ediyorum Ben tekrardan. teşekkür ederim. Tamam. Uzun yaşayın ve parlayın dostlar. İyi Görüşmek bak üzere. kendine. Sen Görüşürüz de tatlım. gözleceğim. Hoşçakalın.